Efendim Serpil Hanım'ın söylediği türkü aslında o da İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği Tercan Elleri. Türkü, evet, Tercan Elleri. Ayrıca Davut Sulari Baba'nın bir eseri, Aşık Ozan Davut Sulari Baba'nın. 18 Ocak'ta da ölüm yıl dönümüydü. Rahmetli anarak özellikle de bu türküyü burada okumak istedim ne sizin güzel programınızda. Böyle kaliteli bir programda. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Her kim ki bir şey kazandırana Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, evet. Ama bu ülkenin anonim türküleri de çok var. Onlar da herkesten birer renk, birer koku, birer parça taşıyor. Bir soru soracaktın. Evet, benim bu hafta sonu Cuma akşamı bir arkadaşım geliyor. Nikahım var diyecek çocuğa. Evet. Hollanda'dan. Sizi nerede dinlemeye gelebiliriz? Cumartesi akşamları Kartal'da, sahilde, Diva diye çıktığım çok güzel bir yer akşamları var. Cumartesi akşamları. Tamam, Kartal'da beklerim, yakın evime pek beklerim, yazılır. Beklerim, onu cumartesi akşamı o zaman okuruz. Onlar o zaman birlikte gidelim. Çok cumartesi çok akşamı beni insanlar yani tanıyorlar. Maçlarımız var. Bir de spor faaliyetlerimiz var. Eğer onlardan zaman bulursam çok sevinirim. Çok onur duyarım. Severek gelirim. Tamam. Evet, o zaman şu anda bir şey diyemeyeceğim ona. Çünkü verdiği sözü tutan bir adamım. Şimdi size bir söz verirsem mahcup olmaktan korkarım. Efendim Serpil Hanım aslında iddialara göre, ki bu doğru, Türkiye'nin türkü dalında ilk beş sesinden biri. Nedir bu Allah vergisi? Kendinizden bahsedin biraz. Nereden uyandınız böyle bir şey olduğuna? Nasıl üstüne düştünüz? Kimler sizin için ne dedi? Nasıl yönlendirdi? İlkokul öğretmenim. İlkokul müsamerelerinde yapılan etkinliklerde hocam önce fark etti türk söylediğimi. Dayım bağlama çalardı. okurdu. Beni de oturtturdu yanına. Hadi gel Serpil, bir tane oku, bir tane oku derdi bana. Öyle başladı. Böyle bu şekilde başladı. Öğretmenim keşfetti ilkokul müsamereleri. Daha sonra eş dost düğünlerinde hani hevesleniyoruz ya, gideriz çıkarız okursunuz. Hadi Serpil bir tane, bir tane söyle. Serpil bir tane. İlkokul çocuk gibi hani iterler ya. O zaman hiç sevmiyordum, itiraf edeyim böyle. Çıkardım mesela bir tane oku dediklerinde ne okuyacağımı bilemem, çekinirim, utanırım falan. Zamanla gitgide gitgide. Peki sizin sesinizi kulağınız ne zaman duydu? Ben Güler Duman'ı, Sabahat Akkiraz'ı hocalarımdır, çok büyük seslerdir. Onları dinlediğim zaman, onların türkülerini söylemeye çalıştığımda kendimi keşfettim. Heh, var da, çünkü insanlar bizim gibi nasibini almamış karga timsali sesler daha çok hamamda kendini dinliyor. O hamamdaki yankılanmayla kendini bir şey zannediyorsun. Ama kendini duyman güzel bir doping. Size demek ki o hocalarınızın şarkılarını söyledikçe. Ellerimden öperim Sabahat Akkiraz hocamın da. Hoca yani bizim için bir idoldür. Onları çok dinlerim. Güler ablayı, Güler Duman'ı da çok dinlerim. Hala da dinlerim zevkle. Sabahat ablayı da çok profesyonellik benzetirler. Ya tamam artık kızım, yani sen sen artık bir işin ucundan tut. Olmuyor böyle, ziyan oluyor bu ses, kimseler duymuyor sadece evde. Ne zaman oldu bu iş? İşte böyle düğün salonlarında ufak ufak başladım, söylemeye başladım. Daha sonra karışık albümlerde vokal. Sadece tek türkülük parçalar okumaya başladım. O türküler de dinlenilmeye başladı, fark edilmeye başlandı. Kendim albüm yapmak istedim. Bu tecelli albümümden önce ben bir albüm çalışmasına başladım. Orada İbrahim abiyle tanıştım zaten. İbrahim Tatlıses'le o stüdyoda tanıştım. O albümü çıkaramadan İbrahim Bey'e vokal oldum. Peki vokale bir dakika, başladım. Bir dakika. Şimdi enteresan bir konuya geldi. Çok enteresan, evet. Bir süre sonra, bundan kaç sene önce, nedir ne değildir bilmiyorum ama İbrahim Tatlıses'le yollarınız kesişti. Evet. 8 sene önce. 8 sene o mu acaba? Kim bu ses ya dedi. Öyle mi oldu? Nasıl oldu? Hayır. O İbrahim abi kim bu ses demedi. Aynı stüdyoda İbrahim Bey'in de bir albümü çalışılıyordu. Bir tane daha stüdyo var. Stüdyonun içinde. Orada benim albümüm çalışılıyordu. Albüm yapıyordum sonra albüm. Orada espri yaparken albümün içine gidip hani çok diyor mu ya mütevazı gittik konuştuk ettik. Şaka yaparken ben İbrahim abiye vokal oldum. Kendi albümüm bitti, okudum, onu çıkarmadım. İbrahim abiye vokal yapmaya başladım. Vokaldı. Daha işte sonrasında İbrahim Tatlıses boşuna olunmuyor. Seneler... O senin tınını aldı o. O kulak duydu onu. Bu kızda hayat var dedi. Ben bunun elinden tutayım. Ama evvela vokal, sonra Alişan'a da yapıyorsun galiba. Evet, şu an ona da sevgilerimi, saygılarımı göndereyim. Onunla da çalışıyorum. Ona da vokal yapıyorum. Çok iyi oldu benim İbrahim Bey'le çalışmam. Çünkü demek ki çok daha pişmem gereken yerler varmış. İyi ki o albümü, çalıştığım albümü orada çalışmışım. Hayatlar İbrahim bir tesadüftür. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ben Akran Gençler. Hepinize söyleyeyim. Hayat bir tesadüftür.
bu tesadüfleri iyi değerlendirmek lazım. İbrahim Tatlıses'e rastlamak da Serpil Hanım için bir şanstı. Şans, Çağın, çok büyük bir şans, evet. Çok cana rastlamak da sizler için büyük bir şans olabilir. Bütün dertlerinizden kurtulabilirsiniz. Çağan'a soru sor diyorum, öbür tarafa soru sor diyorum. Çağan, sana gelen soruları cevapla o zaman. Evet, çok ciddi sorular geliyor. Uzun zamandan beri aynı konudan bahsediyoruz. 1,5 yıl oldu ve insanlar gerçekten bir şeylerin farkına varmaya çalıştılar. Bir kere şunu söyleyeceğim. Bitkisellik ve doğallık popüler hale gelmiş bir durumda, doğru. Ama burada doğru sistemler, doğru yöntemler seçilmeli. Eğer ki bir krem kullanıyorsak, krem sürdüğümüzde bir kere akşama kadar elimizde bir yağmış tabaka kalır. Çünkü kremin içinde krem tozu vardır. Gözenekleri kilitler. Sadece %50'si eminim gerçekleştirir. %50'si deri üzerinde kalır. Ve deri üzerinde kalan kısım birincisi bakterileri oluşturur ve alerjik etkiye yakalanmamızı sağlar. Diğer taraftan da baktığımızda %50 milim gerçekleştiren bir şeyin vücudumuzda %100 etki göstermesi mümkün değil. Burada 4,5 yıllık bir ARGE çalışması sonucu, binin üzerinde bilim adamının, doktorun, kimyagerin, fitoterapistin çalışması nanoteknolojiden yararlanılarak dünya çapında kabul görmüş, FDA onayı almış bir teknolojiyle hazırlanan şimdi bir formül. Güzel de bana da soruyorlar, bu nanoteknolojisi nedir? Şunu bir öz ama az anlat. Yani anlat. Şimdi bu nanoteknolojisi şu. Kremi krem tozu katarak elde ederiz. Yani bir kimyasal katmamız gerekir içine. Jel dediğimiz şey şu. 22 farklı bitkiden bahsediyoruz. İşte migrenden, sinüste, romatizma, yokusuzluğa hepsine nasıl yeniyor? İşte içinde 22 farklı bitkinin özü var. Nane yağı diyorum. Naneyi bir kazan atıp kaynatılıp suyu çıkarılmıyor. Krem bu şekilde edilir. Ama jel nanenin damarındaki sıvı alınarak elde ediliyor. Özünün evet, özü. 0.01 miligram öz alınarak elde ediliyor. Yani milyonda biri kadar öz alınarak elde ediliyor. Bir nebatın, bir bitkinin, bir otun, neyse onun adı. Evet. Aslında nananın Yunanca anlamı cüce demek, minik demek. Hmm. Yani buradan devreye geliyor. Bu yüzden burada nanoteknolojiden faydalanılarak elde edilen bir teknoloji. Şimdi o zaman ben geliyorum anneanneme, babaanneme, hepimizde olduğu gibi. Nane limon kaynatmaktı, işte kekik bilmem ne şuydu buydu. Doğadan gelen şeylerin bedenimize faydalı oldu. Ama onlar ne oluyordu? Çok ilkel metotlarda kaynama usulüyle veya bekletilerek yapılıyordu. Onun özü yani... Suyu çıkartılıp içirtiliyordu bize. Ama bu nanoteknolojisiyle çok bilimsel teknolojinin verdiği imkanlar oranında kaçta kaç demiştin? Milyonda biri. Milyonda bir. Artık yani özünü alıyor, özünü. Evet. İliğini alıyor içinden. DNA'sı. Ve size komprime bir şekilde, DNA'sını alıyor. Komprime bir şekilde size sunuluyor bu çözümle, evet, bu formülle. Bundan istifade etmemek biraz... Üşengeçliğiniz olur. Parmaklarınızla çevirin telefonları biraz. Evet, yine uyarılar gelmeye başladı. O zaman peki şu an itibariyle bizi arayan 20 kişiye bu formülü hediye olarak yollayalım. Ama lütfen ihtiyaç sahipleri bu hediyeleri kazansınlar. Çünkü bugün zaten %70 indirim yapıyorum. Bundan faydalansınlar. Ama şöyle de diyebilirler Can. Yani ben ihtiyaç sahibiyim ama şu anda ben alayım dursun da nasıl olsa yarın bir gün evleneceğim. Kaynanamın bir yeri ağrıyordur diye. Ne olur mu? Ona olabilir tabii. Aslında bakın iki tane büyük hediye vardır. Biri sağlık, biri sevgi. Yani evet bizim artık adet haline gelmiş tatlı götürüyoruz ama bir insana sağlık hediye ettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Yıllardan beri migren yaşıyor. Ve siz bak, onun migreninden kurtuluyorsunuz. Bak sağlık hediyesi önemli. Yüzük alırsın, bilezik alırsın, bir pasta alır götürürsün. Bunlar anlık mutluluklar aslında gerçekten. Yani bir insan yıllardan beri yaşamış olduğu bir ağrıdan kurtarabiliyorsanız en büyük hediye budur. Çünkü ömrünün sonuna kadar o sıkıntıyı bir daha yaşamayacak. Ben bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ve burada bir ticari kaygı yok, bunu her zaman belirtiyorum. Ben buradaysam ve şu ana kadar 4500 üzerine yayına davet edildiysem bu formülün gerçekliğini zaten ortaya koyar. Ve bir ticari kaygım olsa ben burada olmam. Arada aracı kurumlar olur. Bu şekilde dağıtımını gerçekleştiririz. Burada benim istediğim şey insanlar modern tıpta tanılarını koydursunlar. Ve sıkıntıları migren, sinüzitse, romatizmal ağrılarıysa artık bunları ortadan kaldırsınlar istiyorum. Bilinçsizce kimyasalları yutmasınlar. Migren rahatsızlığı yaşayanların %23'ü bir zaman sonra mide rahatsızlığı yaşamaya başlıyor. Bir zaman sonra mide kanaması geçiriyor. Hiçbir şey yokken migrenden bir başlıyor, tüm vücudunu zehirliyor. Bunlardan kurtulsunlar istiyorum. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz de vücutta oluşan bu ödemlerin vücut dışına atılımını gerçekleştiriyoruz. Yani kötü hissin problemi ana kaynağını ortadan kaldırıyoruz. Sinüzit yaşayanlar ne yapıyorlar? Kimyasallar yutuyorlar, içerideki iltihabı kurtuyorlar. Bir zaman sonra bu iltihap tekrardan canlanıyor. İnsaf, yıllardan beri kimyasal tüketiyorsun. Migren yaşayan, sinüzit yaşayan bir çözüme kavuşabildin mi? Sadece anlık çözümler. Ama insanlar da haklı çünkü bir çözüm yoktu. Yok.
Ama artık bir çözümden bahsediyorum. Çaresiz kalmışlardı. Evet. Eğer ki migrene, sinüzite, bastonlara bir son vermek istiyorsanız çözüm. Diğer taraftan sevgili velilere her gün sesleniyorum. Bununla ilgili çok yorumlar alıyorum. İşte biz çocuklarımızı okula yollarken kalın giydiriyoruz üşümesinler diye. Peki tamam. Kalın giydiriyorsun. Bu çocuk evden okula gidene kadar zaten terliyor. Amaç bu çocuğun terlememesi, soğuk algına, gribe, nezleye yakalanmaması. Eğer ki biz çocuğu kalın giydiriyorsak hastalanmasın diye kalın giydiriyoruz. Ama biz hastalığa davetiye yolluyoruz aslında. Burada çocuklarınızı okula yollamadan önce bu formülü göğüs ve sırt bölgelerine uygulayın. Ya da yetişkinler, bana en çok gelen sorular. Ne ağrınız var ki bu formülü kullanıyorsunuz diye. Ben bu formülün koruyucu etkisinden faydalanıyorum. Ve 1,5 yıldan beri ben soğuk algınla gripe nezleye yakalanmadım. Kokla beni bak aynısı kokuyor. Ben de sürüyorum öyle vardığımı öyle geliyorum buraya. Burada vücudumuzda koruyucu etkisinden faydalanabileceğiniz bir formül. Yine uykusuzluk yaşayanlar yatmadan yarım saat önce avuç içlerine ve ayak altlarına uygulayacaklar. Beyne giden sinir uçlarının geçtiği iki önemli nokta. Vücudumuzda masaj etkisi yarattığı için o gece rahat bir şekilde uyuyacağız. Ve uyurken de içindeki okaliptusu vücudumuzdaki ödemlerden bizi kurtaracağı için bir sonraki güne dinlenmiş bir şekilde rahat bir şekilde pozitif bir şekilde başlayacak. Son bir gibi kalkacak. Bir tarafta ağrılarımıza son verecek. Diğer tarafta bizim yaşam kalitemizi yükseltecek. Böyle bir çözüm varsa artık herkes ağrılarına son noktayı koysun. Peki 10 kişiye daha hediye yollayalım. 10 kişi daha hediyesini kazansın. %70 indirim devam ediyor. Ama bugün bu ağrılardan artık kurtulalım ve yaşam kalitemizi yükseltmiş olalım. Bakın ağrılardan kurtulmak amenna. Yani Mevlam ne eylerse güzel eyler ama onun çaresi çağının çözümlerinde mevcut ağrılar. Ama yaşam kalitesini yüksetmek de sizin elinizde. Kesinlikle. Bence ağrı kadar önemli yaşam kalitesi. Çünkü o ağrılarınızı dindirmeniz, sinüzitinize, mafsal ağrılarınıza, migreninize çare bulmanız, yattığınızda mis gibi bir uyku çekmeniz ertesi gün sizin aile hayatınızda, iş hayatınızda, kesinlikle, dostlarınızın arasında da size bir dinamizm getirecek. Bu da size hayatı yakalamaya fırsat tutacak. Peki sevgili Feraye'cik. Bir TV'de senin programında benim de hakikaten fevkalade üzerinde durduğum ve sinirlendiğim bir davranış biçimleri var. Böyle kızları, genç kızları giydiriyorlar, çıkarıyorlar. 3 tane insan oturmuş, 4 tane insan oturmuş. Nedir, kimdir, otorite midir belli değil. Aşağılıyorlar o kızları. Evet. Ve bunların içinde bir tane Ivana Sert var ki. Kimsin sen Ivana Sert? Sen Kosova Savaşı'nda Müslümanları öldüren Sırpların yanında zafer işareti yapmış bir insansın. Çekil yolumdan. Ivana Sert. Adama sormuşlar isminle mülayim. Sert olsan ne olur lan demişler. Evet. Nedir bu iş? Niye bu kızları aşağılıyor bunlar? Bilmiyorum. Niçin aşağılıyorlar? Ya olmamış onu çaktı. Ay kızım da bilmem ne de. Hele içinde bazı kırıklar da var. Onlar da öyle bir şeyler söylüyor. Evet. Ne demek bu ya? Kızları aşağılıyorlar. Kendilerini herhalde yükseldiklerini benim evladımı, benim benim Müslüman kızımı, benim TC kızımı kalkıyorlar. Evet. Sen kimsiniz siz ya? Ben onu güzel gördüm, onu girdim, yarışmaya girdim. Kaybederim, kazanırım. Ha, beğenmedim senin diyebilirsin. Evet. Ha, beğenmeyebilirsin. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Beğenmedim de gönder. Niye aşağılıyorsun? Kim veriyor sana bu hakkı? Kesinlikle. Bu kız benim evladımı kimse ağlatamaz. Saçının teline sahip olamayan insanlar var. O anneler onları büyütmüşler, bu yaşa getirmişler. Bir başkası girip onları orada ağlatamaz. Hepsi bizim evladımız. Ki bunları en çok yaşayan sensin. Bir yığın belki kaprisle geliniyor. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun falan. Sen bunların hepsini sabırla dinliyorsun. Dinlemek yapmak zorundayız. Bizim ekmeğimiz bu. Evet. Tabii ki. Herkesin yani sizi oraya var. Oturtuyorlarsa milleti fırçalamaya mı oturtuyorlar? Bir tane kendisi diksin. Giydirsin bir kızı görelim bırak o zaman. Bırak bir tane diklesini, sökünü diksin. Yani. Bir tane düğme iliğini şöyle bir ilmek attığını göreyim bakayım. Senden güzel atarım o ilmeği. Dün uzun giyene kısalttılar. Kısa giyene niye kısa diye. Ters. Yani böyle bir şey olamaz. Topuğun ince, topuğun yüksek, saçın evet, dönük bilmem ne. İlla ki minik giymek dönük zorunda mıyız biz? Biz Müslüman bir ülkeliyiz. Tamam. Müslüman olmak, Hristiyan olmak, Ortodoks olmak. Hepsi dünyada kardeşiz ama kimsenin kimseyi aşağılamaya atıyor. Kardeşlik tabii ki ayrı bir şey ama illa ki minik giymek zorunda mıyız? Herkesin sinirlendim böyle vallahi. Boşver geçelim bunu şimdi. 2012'nin gelinlik modasını. Neyi takip edeceğiz? Neyi takip edeceğiz? Gülerek gidelim yola. Tabii ki. Çok kabarık modeller. Çok kabarık. Kabarıktan kasıt ne? Pop pop pop. Evet. Balon balon balon. Hani hatta eskiden jipon deniyordu, bir şeyler konuyordu. Tarlatanlar. Tarlatanlar tabii ayakta yine duruyor. Yine kullanıyoruz. Eyvah damat yandı kadının yanı nasıl kullanmayacak? Çok uzun kuyruklar. Çok uzun. Can sen yaptırır mısın öyle böyle?
Yoksa dar olsun da yan yana diyelim daha. Sade olsun tabii ki. Öyle gidiyor. Duvaklarımız çok hareketli 2012'de. Çok güzel duvak. Allah herkese yani. Güzel eşlerinin duvaklarını kaldırıp onları amin, alınlarından amin. Öpmek nasip amin, etsin. Amin. Bugünlük de bu kadar. Ağız tadıyla muhabbet. En kısa zamanda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız.